Evet sevgili vatandaşım, kolay gelsin. İşlerinizi hallediyorsunuz. Evet, genel olarak bir sorum olacak. Bildiğiniz gibi her akşam aşağı yukarı genelgeler yayınlanıyor. Konu koronavirüs hastalığı. Bu yüzden son gelen genelgelerde de Rize dahil olmak üzere Türkiye'nin bazı illerinde maske mecburi. Sizin maske taktığınızı görüyoruz. Ama pazarda genel kanı nedir? Sizin özgür iradenizle size bu soruyu soruyorum. Pazarda buyurun. Genel olarak yarı yarıya uymuyorlar. Yani bu takılması gereken bir şey. Mecburi takılacak bu. Ceza kesilmediği için büyük şehirlerde bir tane maskesiz dolaşamazsın. Herkese ceza kesiyorlar. Burada boşluk, çok büyük bir boşluk vardı. Ama vatandaş ceza yedi mi, 3.100 lira ceza yazdılar mı, ister istemez takacak yani. Peki, teşekkür ederiz. Evet, sizin düşüncenizi alabilir miyim? Evet, pazarda yarı yarıya aynı şekilde bu maske kullanmayan var. Kullanılması gereken bir şey. Kullanılmadığı takdirde bu vakalar daha da artmaya devam ediyor. Evet, sizin düşüncenizi alabilir miyim? Benim düşüncem işte sosyal mesafe efendim, maskeye uyuyor, vatandaş uyuyor. Vatandaşlar yani uyuyor. Dikkat ediyor, sağ oluyor. Yüzde kaç civarında? %95. Hemen size sorayım. Yani biliyorsunuz maske yasak yani, maske takmadan dolaşılmaz. Valimiz ikinci bir açıklamayı yaptı. İşte biraz daha artış olmaya başladı dedi. Sizin düşünceniz nedir? Evet, biz de sosyal mesafe, yasaların vermiş olduğu şeyi kullanarak da sosyal mesafeye uyuyoruz. Ve bu bizim için, vatandaşlar için de daha uyum sağladığını görüyoruz. İyi bir şeydir. Katılıyorum yani. Bu yani işte. Yüzde kaç civarında sizin? Bence %80-85 vatandaş uyuyor. Çünkü şimdi maske takmıyorlar desek yalan olur. Yani. Takmayanlar da var tabii yani, ki. Değil mi? Doğru oturup doğru konuşmak lazım tabii. Yani. Onun için sizin düşüncenizi alıyorum sadece. Evet. O civarlarda diyorsunuz. Evet. Biz sosyal mesafeyi tutup genellikle %80 veya %85 vatandaş uyuyorlar zaten. Biz de bu kurallara uyuyoruz ve doğrusu da budur. Önemli olan uyuması lazım. Uyuması gerekir. Her vatandaşın buna uyuması lazım. Peki. Onunla yaşayacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Evet değerli izleyicilerimiz, şöyle hemen eczanemize, büyük eczaneye uğradık. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Zaman zaman biliyorsunuz son günlerde valimizin de bir açıklaması oldu. Aşağı yukarı bir ay önceden mecburdu maske takma, ama tabii havalar ısınınca gelen göçten dolayı biraz vakalar artmış. Dün akşam bir yine genelge yayınladılar. Rize'de maske takmak mecbur diye biz halkla röportaj ediyoruz. Bu arada geçerken sizi gördük. Şu anda sizin elinizde maske mevcut değil mi Sayın? Mevcut. Maskemiz var. Ve ne kadardan satılıyor? Bedava maskemiz var, bedava maskemiz var. 1 liraya satıyoruz maskeyi. Maske 1 liraya satılıyor. Evet. Bir de o devletin verdiği imkanlardan alabiliyorlar mı? Alabiliyorlar. Olanlar alabiliyor evet, diyorsunuz. Şimdilikte yeşil yandımı veriyoruz. Kırmızı evet. Yandımı geç diyoruz. Evet doğru. O zaman yani sıkıntı yok. Maske satışları normal. Maskesi olmayan vatandaşımız gelip eczanemizde takıyorlar. Evet. Yani hem aydınlatıyoruz hem maske veriyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi eczanelerde maske yok diye bir şey yok. Zaten devletimiz de 1 lira karşılığı satıyor bunu. Yani sıkıntı çeken gelsin eczanelerden de maskesini alsın. Sosyal mesafeyi koruyalım. Hijyenliği koruyalım. Vatandaş maskesiz de dolaşmayın. Maske kullanması zorunludur. Evet. Kullanma. Kendi sağlığı için, ailesi için, milleti için maske kullanma şarttır. Buna çok dikkat etmek zorundayız. Evet. Eczanemiz korona başladığından beri maskesinin muntazam takmakta ve mesafeyi korumaktadır. Evet, evet. Biz biliyoruz zaten. Yani sizin bu konuya duyarlılıklarınızı biliyoruz, ama bildiğiniz gibi biraz vatandaşımızda duyarsızlık var. Duyarsızlık var. Yani gençlerimizde daha çok duyarsızlık var. Daha çok duyarsızlık var. Evet. En iyi uygulayan bayanlarımızdır. Evet. Onları tebrik ediyorum. Hepsi gayet. Evet. İyi bir şekilde görevlerini. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Thank you.
Değerli izleyicilerimiz, araştırmamız devam ediyor. Şu anda bir çay ocağındayız. Vatandaşları görüntülüyoruz. Kendileri şu anda sosyal mesafeye uymuşlar. Evet, size bir sorumuz olacak. Bildiğiniz gibi valimiz son gün bir açıklama daha yaptı. Maskenin takmanın mecbur olduğunu söyledi. Bu konuda pazarlı ne kadar duyarlı, sizin maske taktığınızı görüyoruz ama sadece özgür düşüncenizi almak istiyoruz. Evet. Vallahi ben Mart'ın 14'ünden beri hiç çıkartmadan takıyorum. Pazarda son günlerde biraz daha takma oranı yükseldiğini görüyorum. Daha öncesinde yoktu. Evet. Bence bu uygulamanın devam etmesi lazım. Hatta hükümetimizin de devletimizin de bu sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanmasını istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür evet, iyi ederim. Çalışmalar. Evet, değerli izleyicilerimiz, sokakta dolaşıyoruz. Röportajlarımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi vatandaşımız şu anda duyarlı olanlar var. Bugüne kadar herhangi bir şey söylemediler. Evet, röportajlar devam ediyor. Evet, siz de parkta oturuyorsunuz, meydanda dinleniyorsunuz, maskenizi de takmışsınız. Evet. Valimizin yapmış olduğu açıklamada maskelerin mecburi olduğunu açıkladı. Çünkü mecburi sağlık çok önemli. Evet. Biz de halka soruyoruz, sizin düşünceniz nedir? Şu anda pazarda yüzde kaçı acaba takıyor mu, takmıyor mu? %50'si takmıyor. %50'si takmıyor, evet. Diyorsunuz. Sizin düşünceniz bu. Evet. Cahil kesim. Bu uygulamayı herhalde doğru buluyorsunuz. Tabii doğru. Doğru buluyorsunuz. Evet, doğru buluyorsunuz. Herkes bulaşır, hepsi hasta olur. Evet. Zaten bir ara düzeldi. Şimdi takmadan ne olacak? Hepsi bulaşır. Eskiye döneceğiz diyorsun. Eskiye dönmemek için, tabii. O günleri yaşamamak için diyorsunuz. Devamlı takacağız. Evet, devamlı takalım. Kimseye sosyal mesafe uyalım, sağlığımızı koruyalım diyorsun. Evet. Peki, teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, röportajlarımız devam ediyor. Pazar meydanındayız. Evet, şu anda meydanda dinleniyorsunuz. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olun. Maskenizi de takmışsınız. Tabii, maske evet, maske takmışsınız. Maskesiz olmaz. Maskesiz olmaz. Olmaz, evet, şu anda vatandaşlarımız sosyal mesafeyle oturmuşlar ve maskeleri de takılmış. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz ne? Necmi Öztürk. Necmi Bey, maskeyi taktığınızı görüyoruz. Evet. Bundan bir ay önce valimiz maske takma mecburiyetini söylemişti. Söylemişti. Bir ay önceden beri başlamıştı bu iş. Ama bu son günlerde biliyorsunuz, hem havaların ısınması, evet, hem İstanbul, Ankara'dan gelen dediğimiz gibi çay üreticilerin olması, Sebi'de olayın da biraz da serbest bırakılması, ortamı şimdi oldu. Hastanelerdeki vakalardaki artışların belirlendiğini söyleyince valimiz bu sefer ikinci kez, yani Rize valiliği maskeyi takın diyor. Sosyal mesafeyi koruyun. Özgürlüğünüze devam edin diyor. Aksi takdirde yani sıkıntı çekebiliriz. İşte yasaklamalar gelebilir diyor. Söylediklerini hepsine katılıyorum. Evet. Şimdi soru şu. Çevreye baktığımız zaman maske takmayanlar da var, biliyorsunuz. Var. Sizce yüzde kaç, mesela kaç, yüzde kaçı takıyor, yüzde kaçı takmıyor? %60 takıyorum. %60 diyorsunuz, takıyorum. Size bir sorayım, sizin düşünceniz nedir? %40 diye düşünüyorum. %40'ı takıyor mu, takmıyor mu? Takmıyor. %40'ı takmıyor. O, evet, zaman %60'ı takıyor yani. Takıyor gibi geliyor. %60'ı takıyor. Siz, evet, ne demiştiniz, kaçı takıyor? %60 dedim. %60, siz de %60 diyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynısını düşünüyorum. %60, yani %40'ı takmıyor. Ama bu da risk tabii ki. Tabii ki, büyük bir risk. Risk, bu da tabii ki risk. Evet, değerli izleyicilerimiz, röportajlarımız devam ediyor. Evet, kolay gelsin. Oturuyorsunuz, maskenize taktınız. Evet, bu maske konusunda ne düşünüyorsunuz? Pazarda dolaşıyorsunuz. Sizce yüzde kaçı maske takıyor? Ya da vereceğiniz bir mesaj var mı? Mesaj şimdi şöyle, biz yaklaşık 3 ay evden dışarı çıkmadık. Kurallara uyduk. Temizliğe, hijyene hepsine dikkat ettik. Şu anda serbestlik geldi. Dışarı çıktık. Fakat işte %50'si maske takmaya uyuyor. Öyle tam görüşlerime göre %50'si uymuyor. Yani bu, herkesin maske takmasını istiyorum. Evet, yani sizin düşünceniz
%50 civarında takıyor, %50 yani, civarında takmıyor. Evet, evet, evet. Ama bu açıklanan koşullara uymamız gerekiyor diyorsun. Çok teşekkür ederim. Evet, çalışmalar, kolay gelsin.